yoktu. Ya Dilek şunu söylemeye çalışıyor. O evleri satarak kendine yeni bir hayat kurmaya çalışacaktır. İşte yalan söylediği buradan belli. Dilek doğru mu anladım ben? Dilek. Efendim? Yani sen bu evleri satarak Burhan bir şeyin hazırlığını mı yapıyordu? Feride ile evlenme hazırlığı mı yapıyordu? Bunu mu söylemeye çalışıyorsun? Bak ben orasını bilmem ama evi istediğini de biliyorum. Arabayı satmak istediğini de biliyorum. Neden yapmak istemiş? Neden sormamış kocasına? Öyle bir şey yok. Nesini sorayım? Ev zaten benim üstümde. Burhan üstünde değil ki ya da annesinin üstünde değil ki. Ev zaten benim üstümde. Ev benim üzerim. Ya senin üzerine olan evi de satmak tapuyu o anlamda isteyebilir Sevgi. Hayır hayır. Utku istemiş ondan evi. Hatta 150 bin lira. Ya Utku istemiş de Burhan'la gelmiş senden istemiş. Utku'ya satalım evi dedi. Dedi evet. Ben de dedim ki ben evi satmam. Utku dedim 150 bin lira parası varsa. Dedim ki Utku dedim hadi 75 bini sana verdi. Evi üzerine aldı. Bankaya başvuru yaptı. Dedim bankadan başvuruyu alamazsan neyle ödeyecek Utku o parayı dedi. Ben evi satmadım, şey vermedim yani. Satamazsın dedim, ev benim üstümdeydi. Satamaz ki, nasıl satacak benim üstümdeki evi? Yani şunu mu söylemeye çalışıyorsun? Son dönemde yani Dilek, Burhan bazı şeylerin hazırlığı mı içindeydi? Dilek. Olabilir, olabilirdi. Belki sorunu vardı. Şimdi o da biliyor Burhan'ın hiçbir sorunu olmadığını. Dilek'in bahsettiği bu ilişkiyi yani sen biliyor musun bilmiyor musun sen çok net bir şekilde söylüyorsun. Ama Havva ve Neriman'ın Feride ile yani Burhan'ın işte yasak aşk yaşadığı evli kadınla fotoğrafı var. Bu fotoğraf karesi arkadaşlar Instagram'a da koyar mısınız lütfen Didem Arslan Yılmaz'la vazgeçmeye. Ekrana da getirelim. Evet. Verelim lütfen arkadaşlar. Bakın burada. Annesi. Kim? Kayınvaliden biri bir de Neriman. Orası da yengemlerin evi. Necdalıların evi. Şey diyeyim ben o zaman yanlış fotoğrafı mı getirdi bizimkiler? Onun Havva'yla şeyi yok fotoğrafı yok. Feride burada Feride yok mu? Şu şişman olan Feride işte buradaki. Feride var, Neriman var, Havva var işte. O annesi Didem Hanım. Feride'nin annesi mi? Hayır. Kayınvalidem işte o. Tamam ben onu söylüyorum. Burhan'ın annesi var, Burhan'ın ablası var. Bu da Feride'nin eşi. O da Feride. Tamam doğru söylüyorum işte doğru söylemişim. Neriman değil mi o? Ablası Havva dediniz ya. Ben yanlış söyledim tamam ama Neriman orada. Neriman Burhan'ın orada. Ablası Neriman. İşte gelip gidiyorlar zaten Burhan'ın biz bunu inkar etmiyoruz annesi, ki. Burhan'ın annesi Havva. Bir de hamile, Burhan'ın hamile bıraktığı düşürülen Feride. Evli kadın Feride. Şimdi ikisi de bu ilişkiyi bilmiyor mu yani? Didem Hanım, Didem Hanım orada ben de varım. Onlar bizim evimize gelip gidiyorlar dedim ya, ya size. Ya tatlım benim sen bir şeylerin farkında olma. Belki sana söylemeye çekiniyor olabilirler ama. Köyde kadınlar herkes kulaktan kulağa konuşuyormuş ya. Bir şey söyle Havva Hanım. Bu Feride ile madem oğlunun bak madem oğlunun ilişkisi olduğunu bilseydim bilmem şöyle yapardım böyle yapardım diyorsun ya bayağı yan yana sürekli oturuyormuşsunuz yani Havva Hanım. Gördün mü fotoğrafı yayınladık. Didem Hanım ben o hiçbir fark 3 aşama gelince kadar ben 3 aşam Kur'an oldu son aşama öğrendim bunları birden. Ben onları o memlekete değil de zaten böyle kıyıma değil de o memlekete uğratmazdım ben onları. Sen ne diyorsun? Ama Dilek diyor ki sen biliyor yani musun? Ben kabul mü diyor? Dilek Havva... Asla kabul etmem. Benim oğlan... Biliyor mu? Görümcan biliyor mu? Ha? Evet. Sen konuşur musun kendisiyle? Ben aradan çekildim. Didem sen... Hanım onun sinirli olduğunu biliyor. Bilerek onu kışkırtıyor. Bir dakika hayır bir saniye. Ama sonuçta önemli bir şey söylüyor ya. Bir önemli bir dakika dur. Tamam, sen bilmiyor olabilirsin. Ben çekildim aradan konuşsun. Bak, onlar konuşsunlar. Sonuçta... Gelin görümce yani. Bir bak şeyle Havva Hanım'la konuşabilirsin. Havva Hanım seni duyuyor. Söyle bir daha. Hepsinin astar var. Sence astar olmayanlar nasıl konuşuyorsun ki? Duydun mu Dilek? Hayır, ben hiç asıl memnun konuşmuyorum abla. Ben onları o memlekete uğratamadım. Asıl memnun konuşmuyorum abla. Hiç konuşma. Hiç zaten seni gözüm görmesin. Benimkiler hepsi... O kişilerle beni karaladıklar için bilir. Yani Havva oğlunun yasak aşkını biliyor muydu diyorsun Dilekciğim? Tansiyon çıkacak. Havva Hanım. Biliyordu, biliyordu. Ha. Oğlunun yasak vallahi, ilişkisini biliyor musun? Vallahi bilmiyordum. Attım yarak. Beni alnımı... Ya neye gelmedi oğlun kız? Bana gidiyordunuz. Benim alnımın pantolonu giyiyordu. Bir Havva Hanım'ın Havva sesini yani Dilek Havva Hanım'ın yani görümcenin bu ilişkiyi bildiğini nereden biliyorsun? Kim sana söyledi? Anlayamadım Didem Hanım. Yani oğlunun işte bu evine gelip giden evli kadınla ilişkisi olduğunu Havva Hanım nereden biliyormuş? Bunu sana kim söyledi?
Bu ona onu gidip de çayılıya otuma gitmiş. Orada konuşmuşlar hepsi de. Üç kız kardeş bir araya gelip de. Üç kız kardeş kimmiş? Kim? Söyle üç kız kardeşin kim olduğunu. Biri Selvi'nin anası, biri... Anne bunu bize bana söylerdi. Annen. Bir annen. Bir de bir öğrenelim önce kim olduğunu. Birincisi Sevgi'nin annesi. Diğeri? Evet. Birincisi teyzesi Emine. Emine evet. Onu da bağlayın Didem Hanım. Ve Havva. Ha, Havva Hanım hoş zaten olur. Senin teyzen ya tamam. Havva Hanım, kız kardeşleri Emine. Bir de senin annenin adı neydi? Hanife. Hanife. Ya üç kız kardeş Hanife, Emine ve Havva. Yani Burhan'ın bu ilişkisini hepsi biliyorlarmış. Duydu mu Havva zaten Hanım? Zaten çok olasın. Hayır, hayır. Ben vallahi adam pahaların adam. Sen ne diyorsun? Tutamaz da içinde Didem Hanım mutlaka söyle. Tutamaz. Ama oğlun yuvası yıkılacak yani söylersin. Söylerdi, oğlun da evden atardı. Ya senin annen Hanife, diğer teyzen Emine, bu teyzen aynı zamanda kayınvaliden Havva. Bu çocuğun böyle bir evli kadınla birlikte ne yapacağız diye kendi aralarında konuşmuşlar. İşte onlar diğerleri bağlansınlar. Emine teyzem bağlayın konuşun. Yani ona teyit ettirin. Ben şimdi bunun hakkında yorum yapamam. Emine teyzem bağlayın teyit ettirin. Dilek sana aman Emine teyzemin kızı Neşe'yi de bağlayın. Ben devreye gitmişim ya tamam, arabada. Onu bağlayacağız onu tabii da teyit ettirin. Dilek sen bunu kimden duydun? Yani üç kız kardeşin yani Burhan'ın yasak aşkını konuştuğunu kimden duydun? Bakın o gün bunlar oraya oturma gitmişler. Oradan bizi aradılar Burhan'ın kubeye düştü diye. Kader güvene bakıverdi. Oradan buraya geldiler. Kavga tartıştı burada bizim yanımızda. Kim tartıştı senin yanında? Burada Havva ablam, ondan sonra Melek ablam da vardı. Tartıştıkları konu neydi? Neyle ilgili tartışıyorlar? Burhan da vardı. Neyle ilgili tartıştılar? Neyle ilgili tartıştılar? O karıdan ayrılacağım diye tartıştılar. Sen o şahit oldun. Burhan'ın güvene bakıverdi. Sen şahit oldun mu? Evet, o gün kader Burhan'ın güvene bakıverdi Sevgi. Ne demek o neyine bakıyor anlamadım. Kader ne yapıyor? Göbek bakma diye bir dua var bize rahatsızlandığında öyle bir şey. Göbeğe bakma. Bir dua okunuyor, bir şey yapılıyor ondan bahsediyor. Yani Burhan o sırada Burhan'a bir dua okuyorlar. Yani göbeğine açıp bakmıyor Didem Hanım. Anlamadığım için bir şekilde bakıyorlar ona. Bilmiyorum o yüzden sordum. Kader o sırada bir dua okuyor Burhan'a. Evde Havva var, Burhan var. Doğru mu anladım? Dilek. Efendim. Evde. Bir yandan eşime cevap veriyorum Didem Hanım. Eşim ben sen yayın yapıyor, yayında konuşuyoruz. Eşin seni meşgul etmesin lütfen. Hakkı Bey'e selam söyle de. Başımda. Tam biraz ileri gitsin ya konuşuyoruz yani. Bak şunu bana ama çok önemli bir şey söylüyorsun. Bir daha söyler misin evde kim vardı? Bir daha söyle Dilek. Evde ben vardım. Heh. O gün kader okuldaydı. Tamam. Onların okulda... geldiğinde. Tamam evet. Sonra? Başka kim vardı Dilek? Kayınvalidem vardı. Başka kimse yoktu. Ne konuştular Burhan'la ilgili? Bak bunlar oraya gittiler. Çayılıya gitmişler, oturdular. Emine ablamı oradan buraya geldiler tersine. Ha. Gelince bunlar arabadan indiler tersine annesini görmek istediler. Annesini gördüler. Biraz oturdular. Tamam. Ablam hem yumruğunu sallaya sallaya dedi. O varıdan ayrılacak diye. Eve 4-5 aydan beri para vermiyor diye söyledi burada. Kendisi söyledi. Havva dedi. Evet. Havva ablam 5 aydır eve para vermiyor diye kendisi söyledi. Didem Hanım onun bahsettiği olayı ben saçtayım. 5 aydan beri benim ayrımdan duruyor hala dedi. Bir Havva Hanım yanıt versin onu suçluyor ya. Havva Hanım söyler misin sen? Anlatamıyor ki. Asla. Burhan eve bakmıyor para vermiyor dedin mi? Şimdi bak o gün biz çayıldan geldik. Bak ben konuşan Didem Hanım. Konuş canım. Biz çayıldan geldik. Evet. Çayıldan geldikten sonra büyük gelinim de var yanımda. Sevgi de var. Bak beni iyi dinle. Oran Sevgi hayanına baktı. Büyük gelinin hayanına baktı. Ereğli'ye Utkulara oturmaya geldik. Dilek yine ne zaman gitmişiz? Size gelmemişler Dilek. Geldiler. Size yalan geldiler. Karınım. Hayatı yalan. Hayır. Ama kardeşin de geldiler hayır. Diyor. Vallahi gitmedik. Doğru. O gün akşam bizim oraya geldik. Ama çok yalancı. Erkek buraya kardeşin geldik. De öyle diyor. Erkek kardeşin de diyor. Geldiler diyor. Havva Hanım. O onun kulpunu sallıyor zaten. Hayır. Başka zaman gitmişsek gitmişizdir. O gün akşam gitmedik. Çayıldan geldiğimiz gün akşam gitmedik. Çayılıya gittik. Yani Dilek şunu mu söylemeye çalışıyorsun? Yani... Açıkçası yani katilin aileden biri olabileceğini mi ima ediyorsun? Bakın Didem Hanım ben aile demiyorum. O gün akşam neden onlara bakılmadı? Muhammed'e ne yapmadılar?
Niye onda swap örneği alınmadı? Muhammed'i hem içeri aldılar, gözaltı yaptılar da Selci gitti de çıkarttı. Nasıl yani? Ben belki de bir şey vardı. Benim böyle bir yetkim mi varmış? Ne dedi de çıkardı Muhammed'i oradan? Şikayetçi değilim diye, yapamaz olmaz böyle bir şey diye çıkarttı varsa Muhammed'i. Varsa çıkartsın dilekçeyi. Var mı öyle bir şey oldu Hayır. mu? Hayır. Gidip Muhammed'in... Varsa bir dilekçe çıkartsın. Dilekçe değil de sen böyle bir şey yaptın mı? Hayır yapmadım. Ya da çıkartamam. Gözaltında olan birini çıkartamaz Bu ki. Bu olaya bakan komutanların hepsini tek tek arayabilirsiniz. Karakoldakileri tek tek arayabilirsiniz. Ben 4 yıldır karakola gidip geliyorum. 4 yıldır. Hiç kimseye yani orada şunu, savunmadım, hiç kimseye arkalamadım. Şunu söylemeye mi çalışıyorsun? Yani Muhammed'i koruyor mu sevgi diyorsun Dilek? Neden onu istememiş, sormamış? Hiç Dedim hanım, abi nasıl buldun? Şeylerden hiç şüphelenmiyor mu? Nasıl oldu bu olay diye. Hani Muhammed'den şüpheleniyor ya. Evet. Bize diyor ya siz bize yükleniyorsunuz. Utkulardan hiç şüphelenmiyormuş mu? Utkulardan şüpheleniyor musunuz? Evet. Bugün röportajımda da söyledim zaten. Ama bak bir şey söyleyeceğim. Şimdi Dilek'le şu an sizi meseleyi konuşuyoruz ama. Yani Utku'nun Gamze'yle yazışmaları var elimizde. Ve Utku'nun Feride'yle yazışmaları var. Utku'nun sevgilisi Gizem'le yazışmaları var. Emrullah da ifadesinde söylüyor. Utku zaten Feride'den ayrılmaya karar vermiş. Dedim ama öyle bir plan yapmışlar ki. Utku hayır. zaten Gizem'den... Feride'den ayrılınca Gizem'le birlikte olsaydı Gizem'le evlenirdi. Gitti bir başkasıyla evlendi. Anladım ama sonuçta boşanmaya karar vereceğini söylemiş. Yani bak Feride yüzünden bu cinayet işlendiyse Feride o zaman niye şu anda hala Utku'nun hayatında değil? Niye hayatında değil? Onun uğruna cinayet işlediği kadınla neden birlikte değil? Onu Feride açıkladı. Ne diyor? Şey ifade vermiş. Ben demiş... Utku DNA almak için Feride onun yanına gittiğinde... Ben dedi beni kandırdı boşanmak için dedi. Babamlar şu anda çok tepkili. Sen boşanmayı kabul et. Ben bu olay kapandıktan sonra seninle tekrar evleneceğim diye Feride'yi kandırıp boşanmış. Bu cinayetten önce. Hayır bu, cinayetten sonra. Tamam sonra da ama cinayetten önce. Bak cinayetten önce zaten daha sonrasında Gamze'nin Burhan'la ilişkileri ortaya çıkıyor. Feride'nin bir sürü şey ortaya çıkıyor. DNA daha sonra mesele ama öncesinde zaten Utku eve gitmiyor. Eve gitmiyor. Hatta Utku'yu eve getirmek için başka bir konuya geçiyoruz ama onu daha sonra konuşacağım. O yazışmaları da ekranlara getireceğim. Ama şunu söylüyor yengeniz. Diyor ki o gün diyor Muhammed'den doğru düzgün swap örnekleri neden alınmadı? Mantıklı bir soru soruyor. Bir de tamam diyor işte, ki o benim açım değil ki karakolun açığı. Ama şunu da söylüyor. Senin sevgiyi pardon senin Muhammed'i koruduğunu söylüyor. İşte bunun da karakolda gidin bu olaya bakan komutanların hepsini bilmiyorum bağlayabilir misiniz ya da arkadan konuşabilirsiniz nasıl yaparsanız. Hepsine tek tek sorun. Hepsine. Onlar benim kimseyi korumadığımı çok iyi biliyorlar. Burada her şeyi konuşamıyorum ama karakolda her şeyi konuşuyorum ben. Asla kimseyi savunmuyorum. Kim yaptıysa çıksın. Ben bakın bir aydır buradayım. Çocuklarımdan ayrıyım. Kim yaptıysa cezasını çeksin. Ben hiç kimseyi savunmuyorum. Ama bildiğimi konuşunca da birisini de koruyormuşum gibi algılanıyorum. Yalan söylediklerinde sinirleniyorum. Olanı konuşsunlar, bildiklerini konuşsunlar. Yalan söyleyen insana ben şüphelenirim. Niye yalan söylüyor? Demek ki bir şeyleri gizlemek için yalan söylüyor. Dilek senin bir şeyleri gizlemek için yalan söylediğini Niye söylüyor. Niye yalan söylesin ki bir insan? Tamam dur bir dakika. Sevgi duydun mu? Ben, Bilim Hanım.